Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda sinyalleri ölçekleme ve öteleme ile ilgili bir tane daha örnek çözeceğim. Biraz daha kompleks ve birleşik bir örnek olacak. Şimdi şöyle bir sinyalimiz var. XT sinyali gördüğünüz gibi. Şunu şurasını yazmayalım. Şimdi 1 olsun. Şimdi bu XT bu ise bize X3 bölü 2T artı 1'in grafiği nasıldır diye bir ee soru olsun. Yani soru olmasın nasıl yapabiliriz? Yani x T'den şunu nasıl geçebiliriz? Nasıl çizebiliriz? Onu bahsedeceğim. Şimdi bunu yapmak için şöyle değişken dönüşümleri kullanacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk yapmanız gereken ne olabilir? X t yerine neler koyarsam, ne gibi değişimler yaparsam ben x 3 bölü 2 t artı 1'i elde ederim. İlk önce şöyle yapalım. Bizim elimizde XT var. Grafiği de yukarıda. Şimdi ben XT'ye ilk önce ne yapayım? Mesela XT'ye XT yerine XT artı 1 yapalım. XT yerine XT artı 1 olsun. XT artı 1'i bulalım. Ne demek bu? XT artı 1 ne demekti? Bir önceki videoda bahsetmiştim. XT artı 1 sinyali bir birim ne yapmaktı? İlerletmekte değil mi? XT artı bir sinyal bir bölüm ilerletmekte. Advance oluyor da o sinyal. Yani bunun grafiğini çizmek isterseniz bunun grafiği de şöyle yapalım. Bunun grafiği nasıl olacak? Şu sinyal şöyle kabaca hızlı çizmeye çalışacağım. Şu sinyal bir birim sola gidecekti değil mi? T artı 1 bir, birim bir, bir, sola gelecekti. İnanmazsanız ne yapabiliriz? Sağlamasını yapabiliriz. Nasıl mesela? Şu şekilde. Şimdi bu XT'de XT'de şu köşeyi bulmak için ben T yerine 0 koyuyorsam XT artı 1'de e, T yerine ne koymam lazım ki? T yerine ne koymam lazım ki? Bana X sıfırı versin yani şuradaki şu noktayı şu noktayı versin t yerine eksi 1 koymam lazım değil mi o da yani t eşittir eksi 1 için e, x t artı bir fonksiyonunda şu köşeye denk geliyor ki ikisi de aynı nokta bu şekilde bir birim sağa kaydırdım burası t yine yata eksen değişmiyor şimdi ben bu t'yi bir tane daha değişiklik ihtiyacımız var. Bakın xt artı 1 yaptım. Şimdi bununla x 3 bölü 2 t artı 1 arasında ne fark var? İşte şuradaki t yerine bu sefer 3 bölü 2 t yazmam lazım. Yani ilk başta ben t yerine t artı 1 yazdım. Şimdi de t yerine şuradaki fonksiyonda yani aynı fonksiyon aslında ölçeklenmiş fonksiyonda doğrusu ötelenmiş fonksiyonda ne yapmam lazım? 3 bölü 2 t ile e, ölçeklemem lazım. Yani bu sefer şu şekilde. Hadi bunu da şu renkte yapalım. X yerine ee, 3 bölü 2 3 bölü 2 3 bölü 2 T artı 1 yapmam lazım. T yerine 3 bölü T e, t yerine 3 bölü 2 t yapmak ne demek? 3 bölü 2 t ile fonksiyonun içini çarptıysanız grafikte ne yapıyorduk? Çarpmak demek bölmek oluyordu. Yani 3 bölü 2'ye bölmem lazım. Şu şekilde 3 bölü 2 ile daraltıyorum. 3 bölü 2 ile çarpıyorsam 3 bölü 2 ile daraltıyorum. Yani şu noktaları burası 1 burası eksi 1 noktası iken artık o noktalar ne olacak? o noktalar ne olacak? 3 bölü 2'ye bölersem yani 2 bölü 3'te çarpacağım. Bu noktalar şu şekilde birazcık daha daralacak. Şu şekilde birazcık daha daralacak. Ah yazım ah yazım. Neden bu kadar kötüsün? Burası eksi 2 bölü 3 iken burası da artı 2 bölü 3 noktası olacak bizim x 3 bölü 2 t artı 1 de bu şekilde bulmuş oluruz. Şimdi sağlamasını yapalım. Nasıl yapacağız? Yine basit bir şekilde bir sağlama yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şu noktayı yapmıştık. Şurada için. Şimdi bu noktayı şu noktaya karşılık geliyordu. Bakalım. Hakikaten de x t t yerine 0 koyduğumda yani x 0 iken için bana şu noktayı veriyorsa şu fonksiyonda da eksi 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 koyduğumda t yerine bana bunu vermesi lazım. Yani yine bu içi t yerine t yerine eksi 2 bölü 3 koyduğumda bana x sıfırı içinin sıfır olması lazım. Çünkü aslında fonksiyon olmadı. Fonksiyon aynı fonksiyon. Değişmedi. Parantez içindeki değerler yine aynı değerlere karşılık gelmesi lazım. Bakalım sağlıyor mu? Eğer ben eksi 2 bölü 3 ile eksi 2 bölü 3 koyarsam ne olacak? 3 ile 3, 2 ile 2 gider. 0 kalır. Pardon 1 kalır. İşaretin başı eksi. Eksi 1 0. Yani tamam bu nokta tuttu. Şimdi bir de işte şu noktaya bakalım. Bakın t yerine 0 koyarsam ben burada. Şurada t yerine 0 koyarsam bakın şurası neye karşılık geldi? Şu nokta nokta x 1'e e karşılık geldi. Bakalım burada bu nokta hakikaten neye karşılık geliyor? x t'de t yerine 1 koyarsam şu nokta x 1'e karşılık gelir. Şu nokta peki bu noktada t x 2 noktası bakalım bu nokta x 2 noktası iken t yerine 2 bölü 3 koyduğumda şu fonksiyonda şu fonksiyonda 2 bölü 3 koyarsam ne olacak? Ee, evet, 2 verecek. Yani bu noktada buna, şu noktada şuna karşılık geliyor. Doğrulamış olduk. Peki, şöyle olsaydı, nasıl olacaktı? Yani bize bunu verdi diyelim. X 3 bölü 2. Yani bir de tam tersini yapalım onu diyeceğim. X 3 bölü 2 t artı 1'i biliyoruz. O da bu xt nasıl olur diye olsaydı mesela xt nasıl olsaydı nasıl olur diye sorulsaydı bize ne yapacağız Bakın t yerine ne yapmam lazım? T yerine ilk başta 3 bölü pardon 2 bölü 3 t ile çarpmam lazım değil mi? 2 bölü 3 t t yerine 2 bölü 3 t koymam lazım ki şurası e, t şeklinde kalsın. Şu 3 bölü 2'den kurtulayım. Bu ne demek? Aslında 2 bölü 3 ile çarpıyorum. 2 bölü 3'e bölmem lazım değil mi? ne olacak? Buralar şurası eksi 1 olurken burası da 1 olacak. Yani şu formata geri dönmüş olacağız. Ondan sonra elimizde ne var? Ne kalacaktı tabi? Bunu yaptıktan sonra elimizde x t artı 1 kalacaktı. Peki ben x t artı 1'den x t'ye nasıl dönerim? t yerine t eksi 1 koymam lazım değil mi? Yani bunu bir birim geciktirmem lazım. t eksi 1. t yerine t eksi 1 koymak demek bu işareti bir birim geciktirmem lazım demek. Bu da bir birim gecikmesi demek. Bunun şöyle bir birim sağa kayması lazım. Bu bir birim sağa kayarsa şunun aynısı olur arkadaşlar. Bu videoda da bu kadar bahsedeceğim konuyla ilgili. Eğer anlamadıysanız ya da videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Ee, bu konuda çekingen olmayın arkadaşlar. Anlamadığınız yeri de sorabilirsiniz. Karışık olduysa ya da bir tane daha fazla örnek istiyorsanız belirtin. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.